Geride bıraktığımız hafta içerisinde İngiltere'nin en önemli gündem başlıklarından biri şüphesiz yine Brexit oldu. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılacak mı ya da ek süre mi talep edilecek? Ve aynı zamanda geride bıraktığımız haftada farklı hangi konular yaşandı? İsterseniz haftanın özetine hep birlikte göz atalım. İngiltere ile Avrupa Birliği arasında yaşanan çalkantılı ayrılık süreci devam ediyor. Bu çerçevede sorunun çözümü adına Avrupa Birliği Liderler Zirvesi toplandı. A further idea that has emerged and it is an idea at this stage is to create an option to extend the implementation period for a few matter of months and it would only be for a matter of months. Avrupa'nın 28 liderini Brüksel'de bir araya getiren Liderler Zirvesi, İngiltere'nin birlikten ayrılmasının görüşüleceği ilk oturumla başladı. Zirve öncesi basın açıklamalarında bulunan liderler arasında kısa zamanda anlaşma sağlanıp sağlanmayacağına yönelik görüş ayrılığı bulunduğu belirtildi. İngiltere Başbakanı Theresa May, Avusturya'da geçen ay gerçekleşen Salzburg Zirvesi'nin ardından ayrılma anlaşması ve gelecekteki ortaklık alanlarında önemli ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak "Ben anlaşma sağlanabileceğini düşünüyorum. Masanın etrafındaki herkes anlaşma sağlanmasını istiyor. Bu sadece İngiltere'nin değil Avrupa Birliği'nin de çıkarına uygun bir durum. Şimdi bu anlaşmayı sağlamanın tam zamanı," dedi. But I believe everybody around the table wants to get a deal. By working intensively and closely, we can achieve that deal. I believe a deal is achievable and now is the time to make it happen. Londra sokaklarında şiddet olayları hız kesmiyor. Son olarak İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamada 2018'in ilk 6 aylık döneminde 14.987 bıçaklı saldırı suçunun işlendiği ve bir önceki yıla oranla %15 oranında artış yaşandığı belirtildi. Bıçakla gerçekleşen suçların 91'i cinayet, 170'inin de cinsel saldırı, 8.363'ünün hırsızlık suçu olduğu öğrenildi. Ayrıca yaralamayla sonuçlanan 5.570 suçun işlendiği bilgisi verildi. Fırtına neredeyse felakete yol açıyordu. Boeing 757-200 tipi yolcu uçağı Bristol Havaalanı'na inerken şiddetli rüzgarın etkisiyle yan döndü. O anlar kameralara böyle yansıdı. Deneyimli pilotlar uçağın yere temas etmesinin hemen ardından kontrolü sağlayarak güvenli bir iniş gerçekleştirdi. İngiltere soğuk geçecek kış aylarına hazırlanıyor. Başta ülkenin kuzey kesimleri olmak üzere ülke genelinde bu sene yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre bu yıl karlı bir kış sezonu ihtimali bulunuyor. Ancak kuzey bölgelerinde bu ihtimal daha da yüksek. Güneye indikçe yağış ihtimali düşüyor. Uzmanlar bu kış yaklaşık 36 günün karlı veya buzlu geçeceğini, hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşeceğini tahmin ettiklerini duyurdu.